Herkese merhaba gençler ve daima genç kalacak olanlar Ezgiram kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir günde ne yiyorum diyecektim. Ben kafamda o kaldı. Bugün hazırlanıyoruz birlikte. Benimle hazırlanın şeyine hoş geldiniz. Hazırlanırken 3-5 tane de sorularınızı cevaplamak için Instagram'dan soru aldım. Nereden aklıma bir günde ne yiyorum geldi hiçbir fikrim yok. Hazırlanmaya hızlıca başlayacağım. Onunla birlikte birazdan bakacağız sorulara. Cilt bakımımın hepsini yaptım. Sadece nemlendirici kalmıştı. Bugün düğüne gidiyoruz gene. Bir arkadaşımızın abisi evleniyor Ulaş'la birlikte. Düğün geziyorum onunla bu aralar. Yani bizim ailede toplam bir tane düğüne gittim. Kendi aile şeyimden ya da kendi arkadaş grubumdan toplamda bir tane düğüne gittim. Ulaş'la çıkmaya başladığımızda beri bu üçüncü düğün olacak. Kınayı da sayarsak 4. Misal. Ah, evet. Nemlendik hocam. Bu arada saçlarımı da yapacağım daha. Saat 5'e 20 var. Ulaş dedi ki ben 6 gibi falan çıkacağım. Yani çok fazla da vaktimiz yok. Anlayacağınız. Okey. Kapatıcıyla başlayacağım. Born This Way. Daha hiç bakmadım sorulara. Dedim birazcık böyle iddialı şeyler sorun, güzel şeyler sorun. Bir baktım. O 10 yorumun 5 tanesi aynı isim. Cevaplamayacağım arkadaşlar o soruları. Hiç gerek yok. Dramaya. Bizim kanalımızda maalesef drama ekmek değildir. Bu arada bu kapatıcının renkleri çok kötü. Mesela bu bana en yakın renkti ve çok açık. Yani bunun bir koyusu bana böyle tupturuncu oluyor. Ama yapısı böyle tam... İşte düğündür, gece tarzı makyajdır. Onlara uygun bir kapatıcı. Beauty Blender'ımı da yeni yıkadım. Gerçi bu Beauty Blender değil, Real Techniques'in süngeri ama. Nasıl bir makyaj yapacağım bilmiyorum. Büyük ihtimalle eyeliner falan çekeceğim. Belki bir iki tane taş ya da sim tarzı bir şeyler bakarız. Kıyafetim siyah. Çünkü yani siyah çok kombinlemesi kolay bir renk. Bir de şimdi hani benim çok yakınım olmadığı için çok... Süslenmek istemiyorum. Normal bir düğün davetlisi olaraktan gideceğim. Elbisemi falan da göstereceğim zaten size. Umarım şey olmam. Çok geç kalmam. Hızlıca makyajımızı başlattık. Şimdi sorulara bakacağım. Bu arada normalde kahve hazırlardım, içerdim ama bugün iki tane kahve içtim zaten. Acaba bir tane yemek sepetinden yine de söyleyip içsem mi? Hani çünkü bu videonun birazcık da şeyi oluyor. Ay çok beyaz görünüyorum kamerada. Realde bu kadar beyaz değil, söz veriyorum. Yani bu kadar beyaz kalmıyor çünkü rengi oksitleniyor biraz. Bu kadar beyaz olmayacağım. Onu demek istedim. Sorulardan bir tanesini açalım. Bu arada dudaklarım çok kötü olmuş. Niye bu kadar kötü oldu ya? Hiçbir fikrim yok. Şurada biraz kabuklaşan yerler var. Umarım biraz yumuşar diğer makyajları yapana kadar. Fondötenim her zaman kullandığım Infallible fondöten. Müthiş bir şey. Harika bir şey. 130'unu kullanıyorum ama tabii yazın biraz yandım. Bir nokta açık geliyor. Evet, başlıyoruz. Denemeli storyler azaldı sanki. Belli bir sebebi var mı? Sebebi şu, hemen söylüyorum. Kör ve yeni kıyafet gelmiyor bir süredir. Yeni kıyafet geldikçe zaten deniyoruz onları. Ama şu aralar yeni pek bir şey gelmiyor. Onun için çok fazla yapmıyorum. Yani alıyorum bir iki bir şey ama biriktiriyorum. Çünkü yani iki kıyafeti attığın zaman tam böyle güzel olmuyor. Şu an beni Insta'dan takip etmeyenler bu arada hiçbir şey anlamadılar. Onun için takip edin lütfen. Böyle kıyafetleri denediğim storyler atıyoruz. Niye çoğul konuşuyorsam atıyorum. Genelde böyle curve yeni şeyler geldiği zaman hani çok fazla atılıyor. 10 tane, 15 tane oluyor mesela. Ama böyle bir iki parça yeni bir şeyler aldığım zaman onları her zaman yapmıyorum. Öyle bir olay birazcık. Çünkü hani Trendyol'da zaten çok fazla büyük beden opsiyon yok curve dışında. Milla'ya da artık böyle çok fazla geniş kalıplı parça gelmiyor. Deneyelim. Deneyemiyoruz. Şu an alnıma sürünce sanki rengim çok açıkmış gibi oldu. Ama hem oksitleniyor hem de boynumla iyi görünüyor. Şu an birazdan allık falan şey yapınca o düzelecek, güzel olacak, merak etmeyin.
Bu soruyu cevaplayacaktım ama Gizem dediği için cevaplamıyorum. Benim adım Gizem değil çünkü. Dudaklarına dolgu düşünüyor musun? Estetik yaptırmayan tek influencer sen kaldın. Yani bilmiyorum, değişik bir bakış açısı. Estetik yaptırmak zorunda elbette ki değiliz bence. Yani ben böyle düşünüyorum en azından. Kimse zorunda değil. Dudak dolgusunu ben aslında çok istiyordum. Özellikle çocukluğumdan beri istiyordum. Çünkü dudaklarım küçük yani. Abi sosyal medyayla falan alakası yok. Kiloluyken, ya daha kiloluyken çok daha kötüydü. Şu anda hem de özellikle şeyden sonra oldu. Bakın diş teli taktıktan sonra. Çene ve ağız yapım hani düzeldiği için dudaklarım da daha belirgin oldu. Ama ondan önce de çok fazla istiyordum. Böyle sosyal medyada tabii hani dudak dolgusunun popülerliği ile birlikte insan şey oluyor böyle hani ben de mi yaptırsam falan oluyor. Ama ben var ya it gibi korkuyorum. Yani genel anestezi alırım o dudak dolgusu için, o kadar korkuyorum. Gerçekten hiç yaptırabileceğimi düşünmüyorum onun için. Yoksa yaptıracak olsam hazır yani her şey, biliyorsunuz benim hani öz teyzem yapıyor. Bu işleri onun için gider teyze şuma derim. Teyze şum bas derim, o da basar. Ama dediğim gibi birazcık bendeki o korku gitmiyor. Yani biraz dudak dolgusu, bir de şu kaş köşelerini şöyle birazcık havaya kaldırmak isterdim. Onun haricinde yüzümle alakalı bir estetik ameliyat düşünmem açıkçası. Yüzümü beğeniyorum çünkü hani genel olarak. Mide ameliyatın ne zaman olacaksın? Bir önceki videoyu zaten yarım yamalak izleyen bir sürü insan şey yazdı. Hani oldun mu, olacak mısın? Bilgi ver, bize de anlat falan. Olmayacağım arkadaşlar, öyle bir şey yok. Yani dedim ki eğer bir gün olursam yorumlar yüzünden olurum. Çünkü dayanması gerçekten çok zor. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Yani o kadar zor bir şey ki çünkü. Yani bunu göze aldıysam artık zaten benim psikolojim yerle bir olmuş demektir. Yani mide ameliyatını hiç kolay bir şey zannetmeyin. Gerçekten hem psikolojik hem sağlıksal olarak, yani vitamin eksiklikleriniz oluyor. Hiç yiyemiyorsunuz, kusuyorsunuz sürekli. Sosyal hayatınızı çok etkiliyor. Bir ilişkiniz varsa onu etkiliyor. Çünkü yani her türlü sorunu ortaya çıkartabilen bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Onun için... What is this? Ah, kahvem tabii ki. Kahvem tabii ki. Evet, kahvem geldi. Kapağını açayım da biraz soğusun. Hiç aldattın mı ya da aldatıldığını düşünüyor musun aşkım? Ben kendim hiç aldatmadım. Fakat daha önce aldatıldım ve kötü bir şekilde öğrendim. Kötüydü bayağı. Bayağı kötüydü yani. Açmayı istediğim bir konu değil kendisi. Kötü bir hismiş ve özellikle şey hissi çok kötü. Hani acaba bende bulamadığı ya da bende tatmin olmayan şey neydi diyorsun. Ama aslında problem kesinlikle aldatan kişiyle alakalı. Ve aldattığı kız da hani beni biliyordu. Beni tanıyordu. Beni biliyordu. Bizim birlikte olduğumuzu biliyordu. Ve bunu büyük ihtimalle kıskançlığından dolayı yaptığını düşünüyorum. O zamanki beni aldatan kişiden bahsediyorum. Beni aldatan kişi de zaten aptal. Öyle olması evet biraz üzücü bir olaydı benim için. Daha önce bir videoda bahsetmiştim ama kim olduğundan bahsetmedim ama. İkinci kedi istemiyor musun? Luke'u çok miyavlıyor. Sebebi nedir? Benim de kedim var. Hiç ses çıkarmıyor demiş. Yani kediler de insanlar gibi hepsinin böyle ayrı bir kişiliği var bence. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Yani bazı kedi çok miyavlıyor, bazı kedi az miyavlıyor. Onun için o şeyle alakalı değil bence. Ha, ama mesela şu çok ayrı bir konu. Kediniz hiç miyavlamıyorken bir anda bas bas miyavlamaya başlarsa ya da işte çok miyavlıyorken bir anda susarsa bu sıkıntı. Zaten hani kedilerde böyle hastalık belirtisi falan olarak genelde davranışlarının değişmesi oluyor belirti. Yani işte mesela tuvalet alışkanlığı, yemek alışkanlığı, miyavlaması, sesi, bunlardaki değişiklikler genelde daha çok hani şey faktörü. Luke'u hep böyleydi. Ya yani uzun zamandır böyle. Konuşkan bir kedi. Ben ona Luku derim, meyv yapar. Kalk oradan derim ve eh yapar böyle. Sanki eh dermiş gibi. İkinci kediyi de düşünmüyorum. Çünkü ben seyahat ediyorum ve seyahat ederken uçakta bir yolcu başına bir kedi olabiliyor. Ve ben Antalya falan giderken Luku'yu götürdüğüm için iki kediyi götürme şansım yok tek başıma. Yani annemin gelmesi lazım mesela. Birlikte hani iki kediyi anca götürebiliyoruz. Yolcu başına tek
evcil hayvan olabiliyor. Çünkü onunla alakalı ben şu anda bir kedi daha düşünmüyorum ki yani şey, Luku için de aslında belki hoşuna giderdi. O daha küçükken hani bir kedi daha olsaydı. Ama şu an var ya, o kadar kıskanç ki. Geçen gün Antalya'da işte kapıya bir kedi gelmiş. Yani apartmanın içine girmiş hayvan. Ondan sonra şey yapmış. Hani kapının oraya kadar gelmiş. Miyavlıyor. Açtık kapıyı. İşte mama verdik falan. Luku bize bir tısladı. Bir tısladı ve şey yapmadı o gün mesela. Bir daha yanıma gelmedi falan. Çok kıskanç bir çocuk. Bir anne olarak onu yetiştirirken nerede yanlış yaptım hiçbir fikrim yok. Bu arada yaptığım makyaj hiç özel bir makyaj olmayacak. Onun için makyaj hakkında çok da fazla konuşmuyorum. Sorularınızı cevaplıyorum onun yerine, merak ettiklerinizi. Bu mide ameliyatı konusu da sürekli başka hani insanlarda görüyorsunuz. Sen de ol Ezgi diyorsunuz. Beni etiketliyorsunuz videolara falan. Yapmayın aşkolar ya. Çok çok can sıkıyor yani. Ben mesela günüm harika giderken sürekli o bana hatırlatılıyor. Onun için gerek yok yani. Arkadaşlarından çok darbe yemiş birine benziyorsun. Bu saçmalık mı yoksa doğru mu? İşin komik tarafı benim böyle yani bütün hayatım boyunca çok kalabalık arkadaş gruplarım olmadı. Çok fazla arkadaşım olmadı. Hani tek tük arkadaşım vardır. Şu anda özellikle öyle. Hani çevreme çok fazla insan almayı sevmiyorum. Çünkü bir noktada şu anki bulunduğum konumu hani çok yüksek olmayabilir. Ben yani Duygu değilim, Danla değilim. Ama hani bu konumu bile kullanmaya çalışan insanlar olabiliyorlar. Hani bundan ötürü ben zaten çevreme çok çok fazla insan sokmamaya çalışıyorum. Bir de zaten hani insanların tribiyle de uğraşamıyorum birazcık. Azıcık soğumuş musun? Dur. Böyle süt kaymaklanmış, hiç sevmem. Fena değil. Bozdular biraz kahveyi. Çok ucuzdu bir ara. Sonra çok pahalandı. Yani özellikle bu influencer şeyine girdikten sonra, camiasına girdikten sonra yardım ettiğim insanlar, bakıyorum hakkımda iftira videosu çekiyor. Onun haricinde gerçekten bu sektörde yer edinmeye çalışan insanlara yardım ediyorum. İnanılmaz bir şekilde sırtımdan bıçaklıyorlar. Beni kopyacı olmakla falan suçluyorlar. Çok aptal aptal işler yaşanıyor yani. Onun için özellikle influencer sektöründe güvenim çok azaldı. Kimseye güvenemiyorum açıkçası. Birkaç tane bu sektörde arkadaş sayabileceğim insan var. Onun dışında yani... Normal hayatımda da işte var arkadaşlarım. Seviyorum da. Yani çok fazla insanı artık yanıma almamaya başladım sonucunda. Hatta ortaokulda bir arkadaşım dediğim kız hakkında dedikodu çıkarmıştı. Kanlı petlerimi zorla kızlara koklatıyormuşum ve lezbiyenmişim. Böyle bir dedikodu çıkmıştı. Hadi lezbiyen olmamda bir sıkıntı yok da yani. Kanlı petlerini koklatıyor ne demek acı? Hani bunu uydurmak için ne kadar uğraştın gerçekten? Kırmızı ruj musun sen acaba bugün? Voila. Eyeliner queen. Kirpik mi taksam acaba? Kirpikten vazgeçtim ama şurada böyle ay şeklinde simlerim var. Gri. Şöyle birer tane güzel olur mu? Gözlerimin altına. Bence olur. Kaşlarımı da bari sabitleyeyim. Sonra kaşlarıma makyaj yapmayınca şey yapıyorsunuz. Kaşlarına niye bir şey yapmadın? Doldurunca çok dolu duruyor. Sevmiyorum açıkçası. Kaşlarımın boyası da geldi biraz. Boyamam da lazım. Çok yukarı hani böyle şey tarıyorlar ya böyle böyle. Bu da çok yakışmıyor bana. Sence dişil enerji nedir? Herkesin düşündüğü sadece fiziksel özellikten mi ibaret? Çok güzel soru. Mükemmel bir soru. Bence bunu kesinlikle cevaplamam lazım. Dişil enerji adı üstünde dış görünüşle hiçbir alakası olmayan bir şey. Bazı insanların gerçekten dişil enerjisi acayip yüksek oluyor ve bu hiçbir şekilde... Dış görüntüleriyle bağlantılı bile olmuyor. Yani çok ciddi söylüyorum. Ya bazı insanı görüyorsun. Yani diyorsun ki abi kadın işte yani. Kadın diyorsun bazen. Bazen de istediği kadar kadınsı olsun görünsün. O hissi, o enerjiyi vermiyor. Bilmiyorum sadece ben mi böyle düşünüyorum ama. Bunlar Halloween'de de çok güzel olur. Ama şunu biraz daha düzeltmek istiyorum. Dişil enerji burada kesinlikle içten gelen bir şey. O özgüvenle, o kadınsı şeyin birleşmesiyle oluşuyor bence. Bilmiyorum. Mesela bence benim dişil enerjim yüksek bayağı. O sadece benim düşüncem tabii ki. Siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz.
Şöyle hızlıca rimelimi süreceğim çünkü daha saçım var. Kıyafetim hazır zaten. O beni rahatlatıyor. Resmen takma kirpik etkisi var. Yani böyle sanki dışarıya kirpik takmışım gibi görünüyor. Çok başarılı ya. Aldığım günden beri sadece bunu kullanıyorum. Rimeli sürerken bulaştırmayan bizden değildir. Evet. Müthiş. Burnumdakini en son sileceğim. Sadece biraz daha far ekleyeceğim galiba. Ya işte her zamanki klasik makyaj ama her seferinde de ayrı güzel oluyor. Ulaş'ta en sevdiğin ve sevmediğin özellikler neler? Ulaş'taki sadakati çok seviyorum. Gerçekten bana harika bir şekilde sadık. Yani o konuda hiçbir şekilde hakkını yiyemeyeceğim. Bana gösterdiği ilgi alakaya bayılıyorum. Şu kaymağı almak zorundaydım arkadaşlar. Çok çirkindi. Onun haricinde sevmediğim bir özelliği çok sabırsız, çok aceleci olması. İkizler Burcu olduğu için biraz. Olsun ama çok seviyorum Ulaş'ı onun için. Hiç manitama laf ettirtmeyeceğim. Hayır Ulaş'ı çok seviyorum. Sevgilinizin vücudunuzda en beğendiği yer diye sormuş. Yüzüm. Sapıklık yapmaya gerek yok arkadaşlar. Sevgilim hiç buluşalım demiyor bana, ne yapmalıyım? Buluşmak istiyorsan bunu gideceksin söyleyeceksin. Diyeceksin ki ben buluşmak istiyorum. O da eğer şey yaparsa, sana değer veriyorsa zaten senin isteklerini yerine getirecek. Ama yok işte bilmem ne sürekli bahane üretiyorsa ne yapıyorsun aşkım? Haydi naş diyorsun ve ayrılıyorsun ortamdan. Gerçekten değmez çünkü. Şu burnumdakini bir sileyim. Sonra saçlarımızı yapalım. Fondöten kombomun güzelliği gerçekten. Burnumdaki kocaman yarık. Rujumu henüz sürmeyeceğim. Saçlarıma geçeceğim hızlıca. Ya saçlarımı Dyson'la yapacaktım. Yapmak istiyorum daha doğrusu. Zaten fönlü şu anda. Kıvıracağım. Ama o zaman sorularınızı cevaplayamam saçlarımı yaparken. Dur şöyle güzelce ayırıp taramam lazım. Zaten bu videolarda çok böyle detaylı soracak olmuyor. Çünkü kısa sürüyor. Hemen bir daha bakalım. İzmir değil de başka bir şehirde yaşayacak olsaydın burası neresi olurdu? Ankara olabilirdi. Yani Ankara'yı da genel olarak seviyorum. İzmir'i daha çok seviyorum ama Ankara olurdu büyük ihtimalle. Üçüncü opsiyonum olurdu İstanbul. Ya da hani Ankara ile İstanbul yer değiştirilir. Yani ikisini de çok fazla sevmiyorum. Ankara'da yaşamak bence daha kolay. İstanbul'a alışmak daha zor nispeten. Onun için yani bilemiyorum galiba Ankara olurdu. Ama hani işim dolayısıyla İstanbul'da her zaman benim için bir şey. İhtimal. Evet saçlarımı da kıvırmak istiyorum. Bir sıkıntı yok. Şöyle bir kuru şampuan geçeceğim diplerine en son. Hatta o da şimdi bile olabilir. Yay düzleştirici vakti. Saçlarımı ayırayım ben de o esnada. Bu arada şurada bir aynam daha var. Buradaki aynaya baktığım zaman böyle saçlarımın arkasını görebiliyorum. Müthiş bir düzenek kurdum. Şimdi nasıl yapacağımı ilk başta göstereyim. Bunu soran çok oluyordu. Hani düzleştiriciyle nasıl saç kıvırıyorsun diye. Bayağı da basit. Şu arkadan bir parçayla göstereceğim. Şöyle şurayı bir ısıtıyorum tamam mı? Sonra bunu çeviriyorsun. Evet böyle kıvrılıyor. Biraz çok mu aşağı doğru yaptım emin olamadım. Bakarız şimdi onu düzeltiriz. Dert değil. Şöyle hop. Biraz böyle uçlarının düz düz kalması hoşuma gidiyor. Onun için oraları çok kıvırmayacağım. Yaz insanı mısın, kış insanı mısın? Bunun cevabı kesinlikle kış. Yaz mevsimini hiç sevmiyorum. Ya soğuğu da çok sevmiyorum. Bana kalsa bahar insanıyım ama Türkiye'deki kilofobikliğin bir gün biteceğine inanıyor musun denmiş. Şöyle söyleyeyim. Bence Türkiye'deki kilofobikliğin bitmesi için bizim her şeyimiz ithal olduğu için önce böyle hani yurt dışındaki kilofobikliğin bitmesi gerekiyor. O da çok ayrı bir konu. Oradaki de bitmeyeceği için bence Türkiye'deki de bitmez. Çünkü hani kilo konusunda hani insanların çok büyük bir kozu var. Sağlıksız olması. Bu kozu kullanarak bizi istedikleri kadar bulileyebileceklerini zannediyorlar. Öyle olduğu için hani o sana bunu dediği zaman diyorsun ki benim hani bir sağlık problemim yok. O da diyor ki ileride olacak bilmem ne. Böyle uzayıp giden bir konu olduğu için
biteceğini ben açıkçası düşünmüyorum. Ama hani insanların bir nebze olsun bakış açısı yavaş yavaş değişiyor mu? Elbette ki değişiyor. Aslında ben bugün saçımı at kuyruğu yaptıracaktım kuaföre gidip. Ama üşendim. Ufuk abinin yaptığı gibi olmuyor ya. O çok güzel yapıyor bu olayı. Ben bilmiyorum artık. Aynı yapıyor gibiyim ama onun yaptığı kadar hoş olmuyor. Bence dalgalarım bilmiyorum. Ama bu yöntem hızlı oluyor bayağı. Şimdi bunları açacağız. Çok güzel görünecekler. Yöntem bayağı güzel ve hızlı oluyor. Seviyorum. Çok büyük büyük ayırmayacağım. Çünkü hani saçım zaten fönlü ya. Onun için çok ayırmama gerek yok. Yani dipleri düzeltilecekse ona göre daha ince ayırmakta fayda var. Değişik bir soru. Kürtaj olabilir misin? Yani istemediğin bir dönem olabilir. Bitmiş bir ilişkiden sonra olabilir. Yani olabilirim tabii ki. Bilmiyorum. Büyük ihtimal olurum. Çünkü hiç çocuk istemiyorum. Hiçbir şeyde çocuk istemiyorum. Hiçbir ihtimalde, hiçbir senaryoda şu anda çocuk istemiyorum. Büyük ihtimalle uzun bir süre daha istemeyeceğim. İleride ister miyim bilmiyorum. Ya genelde ben böyle çocuk istemiyorum deyince inanılmaz fazla tepki alıyorum. Ya size ne? Size ne arkadaşlar? Bırakın. Kim çocuk istiyorsa o yapsın zaten. İstenmeyen çocuk kadar sıkıntı bir şey yok bu dünyada zaten. Hani istemeden çocuk doğuruyoruz. Ondan sonra o çocukların hali şey oluyor. Hani çocuğu gerçekten yetiştirmek isteyen, gerçekten bu özveriyi verebilecek olan doğursun zaten. Ben diyorum ki ben veremeyeceğim abi. O zaman ne mantığı var sizin beni ikna etmeye çalışmanızın? Ayrıca ben bir de böyle düşünüyorken tutup da aa evet ya deyip hani fikrim değişecek bir insan da değilim açıkçası. Anne olmak isteyen elbette ki olsun. Ben kürtajın cinayet olduğunu düşünmüyorum. Her zaman kürtaj pro-choice bir insan oldum. Onun için yani ayrıca bu konuyu bence çok tartışmaya açık bir konu da değil. Hani sen cinayet olduğunu düşünüyorsan sen yapmazsın. Yapana da istiyorsan katil gözüyle bak. Ama insanlara bu şeyi yani istenmeyen çocukların doğmasını zorlayamazsın. Doğum kontrolü var, bilmem ne var, zart var, zurt var diyecek olanlara da cevabım şu. Bazen bir insan istediği kadar korunsa bile oluyor. Ya oluyor yani yapabilecek bir şey yok. Tecavüzler, aile içinde olan bazen hani baba kız çocuklarına falan yani böyle şeyler yaşanıyor ülkede. Bunlar çok kötü şeyler. Politik konulara girdik arkadaşlar. Vallahi ölmeyelim bari. Silivri soğuktur neyse ben sustum. Pürüzsüz bir cilt için ne hangi ürünleri önerirsin? Cildim kuru ve pürüzlü. Senin cildin güzel. Şimdi kuru bir cilt için ilk önereceğim şey bol bol su içmek. Çünkü genelde hepimiz az su içiyoruz. Eğer böyle bol bol su içmiyorsan öncelikle aklında o bir bulunsun. Bol su içmek cilde, özellikle kuru cilde çok faydalı. İkinci olarak kuru cildin en büyük handikapı pütürlü olması oluyor. Eğer bu durumdan rahatsızsan böyle cildine uygun sevdiğin güzel bir peelingi haftada 2-3 kullanabilirsin. Cilt bakımında çok şey değilim. Hani o konuda mesela Çisem Çakır'ın kanalını takip edebilirsin. Sevdiğim bir kanal. Ben de ürün alacağım zaman atıyorum oraya bakarım öneri olarak. Ya benim çok uzmanlık alanım değil açıkçası. Ama onun haricinde bence yani çok şey bir cilt bakım rutininin hani cildinizde böyle akne, egzama tarzı daha şey bir derdiniz, probleminiz yoksa hani sadece kuru ya da sadece yağlı bir cilt muhabbeti ise bence en güzel, en basit rutin temizlik, ondan sonra haftada 2 veya 3 peeling. Bir de nemlendirme. Bu kadar basit yani. Bu üçünü yaparsanız artı bir de tabii güneş kremi. Onu ben de çok uygulayamıyorum. Yalan yok. Güneş kremi de önemli. Bir de onu da yapıyorsanız zaten 10 numara 5 yıldız. Daha fazla yapılabilecek bir şey yok. Ondan sonra ileriki yaşlarda hani rutininizi problem, cilt problemlerinize göre şey yapabilirsiniz. Değiştirebilirsiniz. Ekstra işte serum eklersiniz, bilmem ne, göz kremi eklersiniz, maske eklersiniz. Böyle 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 bir cilt bakım rutininiz oluşur. İlk kesin kaç yaşında geldi? benim ilk kesim kaç yaşındaydım ya? Kimle olduğunu hatırlıyorum ama kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum. Düşünmem lazım. Herhalde 11-12 yaşında falandım. 11-12 yaşında falan olabilirim, evet. Gerçekten hedefine ulaştığını düşünüyor musun? Ve bu saatten sonraki asıl hedef ve düşüncen ne? Çok güzel bir soru.
Hedefime hani şöyle küçük bir hedefime evet ulaştım. Bu küçük hedefim şuydu. En seveceğim şekilde hayatımı idame ettirebileceğim şekilde sevdiğim mesleği yapmaktı. Buna ulaştım. Hani mutluyum. Mesleğimi seviyorum. Yaptığım işi en azından. Hani meslek demeyeyim. Bazıları sinirleniyor çünkü influencerlığa meslek deyince. Ama en azından sevdiğim işi yaparak hayatımı idame ettirebiliyorum şu anda. Onun haricinde şu anda ufak bir hedefim daha var. Ufak değil aslında. Çok büyük bir hedef. Şu anda söylemeyeceğim. Ufak bir plan, ufak bir proje diyelim. Gelecek sene, yani 2023'ün sonu, 2024'ün başında umarım hayatta olacak bir proje diyelim. Neden bu kadar kilo aldın? Yaşadığın bir olay mı oldu? Ya bu sorudan nefret ediyorum. Hani büyük bir sempatiyle sorulmuş bir soru belki. Ama nefret ediyorum. Bir şey mi yaşadın? Yo, bir şey yaşamış olmak zorunda değilim. Yani hani sırf böyle olmamın bir hani sebebi olmak zorunda değil. Sana ne öncelikle? Daha önceden samimi olduğun ve şu an konuşmadığın bir influencer var mı? Varsa kim? Oho, o kadar çok var ki. Ya çünkü influencerlık aleminde şöyle oluyor. Karşı tarafın sizde kullanacağı bir şey kalmadığı zaman iletişimi kesiyor. Ve bu çok can yakan bir şey öncelikle. K-pop dönemimdeyken de oldu, sonradan da oldu. Ve hani bazen böyle şey oluyorum hani. Abi ben bu insana bu kadar yardım ettim. Ki genelde öyle oluyor, tamam mı? Hani böyle... Atıyorum kendisi çok bir şey bilmiyor oluyor. Geliyor bana soruyor. Mesela genelde böyle ay ölüyordum. Instagram'dan tanıştıklarım bana hep YouTube'la alakalı soru soruyor. İşte şu video ayarını nasıl yapıyorsun? Kamera ayarını nasıl yapıyorsun? Bilmem ne. Hani ben iyi niyetli bir insanım. Hepsine böyle hani yardım eli uzatıyorum. Çünkü hani bilmiyor. Ve hani bu tarz şeyleri öğrenmesi de çok çok basit değil. Hani internetten araştırabiliyorsunuz ama Türkçe çok sayılı kaynak var. Falan. Yardımcı oluyorum falan. Ondan sonra bir bakıyorum, bana hikayesini kapatmış. Ne oldu diye soruyorum. Ay yok tatlım diyor işte. Instagram'da bir sorun olmuştur diyor. Geri açıyor bana hikayeyi. Ondan sonra hep şey hikayeleri geliyor böyle üstüne. İşte beni kopyalıyorlar bilmem ne diye şeyler geliyor. Storyler geliyor. Allah Allah diyorum, acaba hani kimden bahsediyor. Ondan sonra işte şey yapıyor. Bir bakıyorum bir daha beni hikayeye şey yapmış, gizlemiş hikayesini benden. Ya diyorum hani şey yazıyorum, gene bir sıkıntı var yazıyorum ama bilerek engellediğini çok iyi biliyorum. Artık bir noktada mesela beni kastettiğini biliyorum. Ondan sonra işte hani gene soruyorum. O da bana diyor ki ben senin hikayelerini göremiyorum. Ben de sana kendiminkini kapattım onun için. Ya girl ne? Bana SS atmış, orada benim hikayelerim açık yani, görünüyor. Hani sen çocuk mu kandırıyorsun gerçekten? Onun işte ondan sonra yok işte beni çalıyorlar, yok kopyalıyorlar, yok bilmem ne yani. Gerçekten. Onun haricinde mesela bir tanesiyle ben en son hani Kore'ye gittiğimde 2019'da linç yemiştim bayağı büyük hatırlıyorsanız. Video çekilmişti hakkımda bayağı kötü dönemlerde. Bir influencer, hatta şu an hala aktif olan bir influencer. O dönem işte biz konuşuyorduk. İşte hadi Kore'deyken buluşalım falan diye plan yapmıştık. Aynı tarihe denk getirdik. Hatta benim olduğum tarihte orada olabilmek için uçak biletini falan değiştirtmişti. Bak o kadar hani söylüyorum. Ondan sonra işte ben o linci yedikten sonra bana soft blok atmıştı. Ve hani biz buluşacaktık. Ya böyle şeyler insanın canını sıkıyor tabii. Ve bana sormadan bana soft blok atıyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Hiç hoş bir davranış değil. Hani madem benimle görüşecek kadar bana güveniyordun, neden bana soft blok attın? Misal yani. Onun haricinde işte benim takipçimmiş mesela önceden. Sonra bana sallıyor. Ya bir sürü aslında çok fazla hani drama bir kişilik olmasam da ben bile kendi çapımda dramalar yaşadım bu sektörde. Şimdi bu saç oldu mu? Ya şuraları falan düzgün durmuyor. Oraları düzeltmem lazım. Şurada iz var, gitmiyor, delirdim.
Düzleştiricinin en büyük derdi iz yapması. Şurama da iz yaptı. Mesela şu an. Arkası nasıl duruyor hiçbir fikrim yok. Görebildiğim kadarıyla okey duruyor. Şimdi bunu tarayacağız. Yağ süreceğiz. Şundan süreceğim galiba, bu hem kabarıklığı engelliyor hem de parlatıyor biraz. Tam kuaför malzemesi gibi kokuyor. O kokuyu anlatamadım ama duysanız kesinlikle tanırsınız yani. Öyle bir koku. Şöyle bir tarayalım. Üstten üstten. Diplerini özellikle. Burada aynam var bu arada. Videoda biraz tuhaf duruyor o tarafa bakınca ama. Bilmiyorum, bence oldu ya. Hayır, zaten gidene kadar bile bozulur. %99. Yani çok da şey yapmaya gerek yok. Uçlarını azıcık şey yapacağım. Ay, ben bu düzleştiriciyle kendimi yakacağım galiba. Şöyle. Uçları azıcık böyle düz olunca hoş duruyor. Modern oluyor. Çok beğenmedim saçımı açıkçası. İnşallah daha güzel olur. Daha güzel durmaya başlar birazdan. Düşünce daha güzel duracağına inanıyorum. Bir de size son saç sırrımı göstermek istiyorum. Bu. L'Oreal Professionnel Technique Art Ring Light spreyi. Saçın üzerine sıkıyorsunuz. Parıl parıl oluyor saç. Bak. Şimdi saçım hani normalde de fena değil. Değil mi? Verdiği ekstra parlaklığı görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sertleştirmiyor bu arada saçı hiç. Ehe, bak bak nasıl güzel parlıyor. Saça pasparlak bir görüntü veriyor. Veriyor. Giyineceğim. Haydi gelin giyinmeye gidelim. Giyinmeye gidelim dedim ama kıyafetleri buraya getirdim. Burada giyineceğim. Önce size elbiseyi göstermek istediğim. Trendyol'dan bu şekilde saten böyle bir elbise. Şimdi giyeceğim, göstereceğim. Evet, giyindim. Ay, burada da çok geriye doğru gidemiyorum ama durun, bütün vücudu görüyorsunuz zaten. Ayakkabı da bu. Görünüyor mu? İçine şimdi bir kalıp koyacağım çünkü biraz büyük, hani çok az. Bir böyle yarım numara kadar. Benim ayağım galiba tam 38,5. 39'lar çünkü biraz büyük geliyor. Evet. Ben bu Luka kırmızı ruj sürmem lazım ama tam çıkarken sürmem lazım. Yoksa kahveme falan bulaşır. Onu tam çıkarken süreceğim. Onun dışında şimdi düğün salonunda Ulaş'a bir tane videomu çektirmeye çalışırım. Evet. Evden çıkarken görüşürüz. Ayakkabıların içerisine şunlardan, jellerden koyacağım. Bunu niye böyle yatağa doğru getirdim bilmiyorum ama. Hello aşkolar. Çıkma vakti geldi. Sonunda bir kırmızı ruj bulup sürmek istiyorum. Şunu süreceğim. Bunu Kore'den almıştım. Güzel olur bence ya. Böyle vişne gibi bu biraz daha. Çok bordo gibi görünüyor ama değil. Ben birazdan çıkıyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim şimdiden. Çünkü görüşemeyebiliriz. Ben yine Ulaş'a videomu çektirmeye çalışacağım ama çektiremeyebilirim, bilmiyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.